Herkese merhabalar. Bugün 22 Şubat Perşembe. Bir günde neler yaptığımızı göstereceğim. Şu anda öğlen saatleri. Açılışımızı yaptık, açılış hazırlıklarımızı yaptık. Bir iki tane ürünümüzü sattık. Dediğim gibi burada öğlen saatleri çok yoğun olmuyor. Çünkü çok fazla müşteri gelmiyor bu tarafa iş merkezlerinden. Bizim işlerimiz daha çok akşam saat 5'ten sonra oluyor. Ama gene gündüz işlerimizi arttırmak için de bazı değişiklikler yapıyoruz. Mesela biraz daha reklam işimizi çoğaltmaya çalışıyoruz işte. En azından hani müşteri buraya gelmese bile biz müşteriye delivery olarak, paket servisi olarak götürebilelim diyerek. Bir de yeni bir menü ekledim. Bildiğiniz gibi Malezya rice, yani pilavı çok seviyor. Pirinç pilavını çok sevdikleri için bazen mesela müşteri geliyor, hemen soruyor pilavlı bir şeyin var mı? Çünkü lavaş ya da baget yemek istemeyebiliyor. Pilav istiyor ısrarla. Bazen işte köfte de biz pilav kullanıyoruz. Ondan sonra saç kavurmada pilav kullanıyoruz ama onlar da biraz bazen pahalı gelebiliyor. Özellikle de saç kavurma biraz pahalı gelebiliyor. O yüzden yeni bir menü ortaya koydum. Pilav üstü tantuni. Yani normal pilavı koyuyoruz. Yanına işte garnitörünü, maydanozunu, soğanını, domatesini koyuyoruz, limonunu koyuyoruz. Pilavın üstüne de tantuniyi, yani lavaşın içine koyacağım, bagetin içine koyacağım tantuniyi, et ya da tavuk, beef şeyin üstüne koyuyorum, pilavın üstüne koyuyorum. Böyle bir yeni bir menü denemeye başladık. İki gündür deniyoruz, böyle bir iki satıyoruz ama daha çok reklamını yapmadık. Reklamını yapmaya başlayacağız zorunda. En azından insanların beklediği bir alan açmış oluruz diye düşündük. Bakalım, deneyip göreceğiz. Evet, şu anda ne yapıyorum? Şu an bir müşterim var. Aynı zamanda Ferhan'ın da arkadaşı. Ona saç kavurma yapıyoruz. Lem saç kavurma yapıyoruz. Şimdi onu göstereyim. Hazırlık aşamasını çekmedim ama şöyle pişme aşamasını göstereyim. Lem'i pişirdik. Soğanını, biberlerini koyduk. Domatesini koyduk. Şimdi domatesini pişiyor. Domatesini şimdi biraz karıştıracağım. Ondan sonra birkaç dakika daha pişip karabiberini falan koyacağım. Sonra servisimizi yapacağız. Kızım, how are you? Kızım geldi. Ferah burada hem çalışıyor hem arkadaşı yapıyor. YouTube kanal. Saç kavurma servisimiz böyle. Evet, tantunilerimiz de hazır. Müşterilerimizi bekliyoruz. Baklavaları büyük ölçüde sattım. 3-4 tane kaldı. Ama bundan sonrakinde Türk baklavasına daha yakın olan baklava ve havuç dilim baklava alacağım. Şunları bir bitirelim bu hafta inşallah. Ondan sonra biraz daha Türk usulüne geçeceğiz. Bu arada yeni elemanlar aldım dükkana. Bu hafta başladılar part time olarak. Bir tanesi sabah saat 10'da geliyor, 3'te bırakıyor. 5 saat çalışıyor. Diğeri de akşam saat 5'te gelip 10'da bırakıyor. Yani kapanışla birlikte. Biri açılışa geliyor, biri kapanışa geliyor. Yani toplam şu an bir tane de full time çalışan bir elemanım vardı zaten. Şu an toplam 3 tane elemanımız oldu. Ayrıca şu anda yaptığımız 3 elemanı kaldıracak potansiyele sahip değil. Yani o düzeyde bir iş yapmıyoruz şu anda ama biraz dedim hazırlık olsun. Çünkü şurada 20-25 gün falan kaldı Ramazan'a. O zamana kadar işi öğrensinler. Ramazan'da muhtemelen yoğun oluruz ve zaten kısıtlı bir süre içinde bütün hazırlıklarımızı ve bütün satışlarımızı yapmamız gerekecek. Çünkü saat 4 gibi falan, 5 gibi falan başlarız satışa. İftara kadar, saat işte 8'e kadar falan yoğun bir şekilde, yani 3-4 saat içinde bütün satışlarımızı yapmamız gerekiyor ve bu pratik olmayı ve biraz kalabalık olmayı gerektiriyor. O yüzden o güne kadar elemanlarımın hem işi öğrensinler diyerek biraz erken başlattım işe. Gündüz gelen arkadaş, sabah gelen arkadaş burada öğrenci olarak gelip kalmış bir Özbek Türk'ü, Özbek vatandaş.
çok fazla İngilizce bilmiyor, Malayca da bilmiyor ama bir şekilde idare ediyoruz. Benim için önemli olan yemeği ve işi öğrenebilmesi. Yani çok fazla işte müşteriyle muhatap olmayacak zaten o. Genelde mutfak işlerini yapacak. Zaten servis ve müşteriyle diyalog işlerimizi bu full time çalışan eleman yapıyor. Hem delivery, paket servislerimizi yapıyor, hem müşteriyle diyaloglarımızı, yemek servislerini falan yapıyor. Benim için önemli olan onun mutfağı çok iyi öğrenmesi. Akşam gelende bir bayan arkadaş, o da işte mutfak işlerine daha çok yoğunluk vereceğiz. Ama o biraz daha müşteriyle de ilgilenecek. Böylece Ferah'ı biraz daha tamamen devre dışı bırakacağım ve tamamen kendi işine odaklanacak. Normalde çok fazla artık bu hafta gelmiyor buraya. Bugün arkadaşı geldiği için geldi. Yani yavaş yavaş artık sistemimizi oturtacağız. İnşallah biraz daha öğlen servislerimizde özellikle, bakın öğlen eserinde okunuyor. Özellikle öğlen servislerimizde müşteri potansiyelimizi arttırırsak bizim için yeterli olur. Akşamları zaten Allah bereket versin güzel iş yapıyoruz ama fena iş yapmıyoruz. Ama öğlen saatlerinde biraz durgunluk oluyor burada. Onu biraz ama paket servisle ama işte böyle alternatif ürünlerle arttırmamız lazım. Bu hafta mesela bir geçen haftaya göre biraz daha düşük işler. O da şundan kaynaklanıyormuş, Ferah öyle söyledi. Burada maaşlar genelde hem şirkette hem devlette 25 ile 30 arası ödeniyormuş. Yani ayın 20'si falan geldiği zaman aynı Türkiye'de de olduğu gibi maaşlar biraz suyunu çekiyor ve insanlar biraz daha tabii harcamalarını kısıtlıyor. 25'inden sonra 30'undan sonra yani önümüzdeki hafta itibaren biraz daha harcamalar artar dedi Ferah. Bakalım deneyip göreceğiz. Hadi bakalım işimize devam. Bugün köfte yaptık. Köftem bitmişti. Satış hazırlayacağım. Bir iki tane hazırlamalık kalmıştı. O yüzden bugün köftelerimi hazırladım. Böyle 2-4 altılı paket yapıyorum. Bir de 2-4'lü paket yapıp dolaba koyuyorum bunları. Altılı olanlar pilavla birlikte porsiyon olarak verdiklerim. Dörtlü olanlar da baget yani ekmek arası olarak verdiklerim. Ekmek arasına 4 tane koyuyorum. Porsiyona 6 tane koyuyorum. Köftelerimizi böyle hafif yağda tavada pişiriyoruz. Şimdilik böyle bir teflon tava gibi bir tava var. Bir tane ızgaralı yani bu döküm tavalara benzeyen bir tavadan aldım. Kargoda bekliyorum. Onlar inşallah daha güzel olacak. Onunla deneyeceğim. Güzel olmazsa gene bundan devam. Şu an bunları hanım ve kendim için pişiriyorum. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Böyle biber kızartıyoruz ama normal servisimizi göstereceğim size. Köfte with rice yani köfte ve pilav porsiyonlarımız bu şekilde. Şu an kendimize hazırladığımız için 5'er köfte koydum ama normalde 6 köfte porsiyonlardı. Yanında işte közlenmiş biber, domates, subaklı soğan ve patates kızartması veriyoruz. Menümüz bu şekilde. Az önce nihayet kargodan sandalye, minder örtülerimiz geldi. Şimdi bunları koltuklara geçireceğiz. Sanki biraz büyük söylemişiz ama normalde 40'a 40 söylesek daha iyiymiş. Biz 45'e 45 söylemiştik. Ne olur ne olmaz biraz büyük olsun diyerek. Biraz büyük geldi. Olsun ama güzel gözüküyor. Masa örtümüz bu şekilde. Sandalye örtümüz bu şekilde. Bunlar şimdi kılıflar değiştirilecek. Sandalye örtülerimizi koyduk. Bir de çay aldım kendime. Şimdi biraz dinleniyorum. Güzel oldu. Böylece dükkanımızın bütün hazırlıkları bitmiş oldu. Yalnız bu hafta şöyle bir durum oldu. Yani haftaya biraz kötü başladık. Pazartesi günü sabah geldim. Pazar günü zaten kapalıydı. Hani dinlenme günümüz. O gün de hiç dükkana uğramadım. Normalde alışverişe gidip gelmem lazımdı ama çok yorgundum. Dedim. Bugün dinleneyim, hiç gitmeyeyim. Yarın sabah dedim giderim. Ama ilk başta hiçbir şeyle şüphelenmedim. Çünkü dolabın ışığı yanıyor, pervanesi çalışıyor ama dolabın kapağını bir açtım, dolabın içi yanıyor böyle, ateş gibi. Yani soğuk olması gereken dolabın içi ateş gibi olmuş. Yani dolap bozulmuş anlayacağınız. İçindeki bütün malzemeler bozulmuş sıcaktan. İşte soslar, tereyağı, peynir, cheddar peynir, persaman peynir, ne bileyim bazı sebzeler. Yani anlayacağınız dolapta ne var ne yok hepsi bozulmuş, hepsini çöpe attım komple. Sonra işte tekrar bir ufak tefek alışveriş yaptım. Ya dolap bozulmuş gece. Muhtemelen benim tahminim pazar günü akşam biz evde otururken saat 11-11.30 gibi böyle bir aniden bir elektrik gidip gelmesi olmuştu. Benim tahminim ondan bozuldu herhalde. Neyse hemen apar topar işte
garanti servisini aradık. Çünkü daha yeni aldığımız dolap. Yani dükkan açıldığından beri daha yeni kullanıyoruz. 2-3 haftalık dolap. Tamam, alalı 2 ay falan oldu ama kullanmaya başladı. 3 hafta falan oldu. Garanti servisi dedi ki 2-3 güne önce gelebiliriz. Bana bugün dolap lazım. Ben şeyimi nereye koyacağım, ürünlerimi? Hava zaten deli gibi sıcak. Neyse, ilk etapta bir tane köpükten bir box vardı. Onun içine 2 paket böyle buz aldırdım. Buzun içine koydurdum ilk etapta, işte sebze böyle yoğurdum, oğurdum işte. O hepsi bozulmuştu çünkü. Hepsini gittim bir daha yeniden aldım. Hepsini buraya koydurdum yeniden. Dedim bugünü böyle bir idare edeceğiz ama yeni dolap almam lazım. Zaten bir yandan da almak istiyordum. Çünkü bir dolap yetersiz kalıyordu. Bir tane daha almak istiyordum ama belki önümüzdeki ay alırız falan diye düşünüyordum ben ilk etapta. Neyse, acil bir durum olunca dedim hemen gideyim bir dolap alayım. Cyberjaya'da bulunduğumuz yerde de öyle çok satan bir yer yok. 200 satan yer var. Onlara gittim, tek tek dolaştım. Aşkım. Hi, welcome. Yani istediğim gibi Cyberjaya'da öyle çok fazla bir dolap alabileceğim bir yer yok zaten. 2-3 böyle mağaza var. Hemen onlara gittim falan. Ben nereye gitsem diyorlar ki ürünü satıyorlar ama bugün teslim etmiyorlar. Ya bana bugün lazım dolap. Ben nereye koyacağım ürünlerimi? Hadi bugün buzla muzla idare ettik. Gece nereye koyacağım falan. Yani olacak gibi değildi. İşte hanım dedi ki Pucuan'da gidelim. Bir 20-25 dakika uzakta bir kasaba, şehir gibi bir yer daha var. İşte oraya gittik. Hem dedi belki daha ucuz olur, hem daha çok mağaza var. İşte gittik, orada dolaştık birkaç yer. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Yani ürünü satıyorlar ama bugün teslim edemeyiz. En erken yarın. Ya yapacak bir şey yok. Ne yapsak ne yapsak. Ben sinir oldum artık ya. Nasıl teslim edemiyorsun? Araban vardır. Koyarsın bir arabayı, getirirsin. Kurarsın. Yani bu kadar basit. Yani uzak bir yer de değil. Bir türlü şey yapamadık. Ben artık zaten sinirden tepeme çıktı. O gün zaten öğlen seansını zaten komple geçtik. Ben saat akşam 5'e kadar dükkana uğrayamadım yani. Mağaza dolaşmaktan şeyden. Bir iş alışverişe gittim geldim bir ara. O kadar. Ondan sonra bir daha dükkana uğrayamadım saat 5'e kadar. Neyse, baktık olacak gibi değil. En sonunda dedi ki bir tanesi, biz dedik kendimiz teslim alabiliriz, alabiliriz. O zaman dedim ben bir araba kiralayayım. Araba kiraladık bir de. Attık arabaya, dedik sen getir. O da trafikti, mırafikti. Zaten akşam saat 8'e önce getirdi. İşte 1-2 saat dinlendirdim dolabı. Çalıştırdık ondan sonra. Yani geceyi böyle yetiştirdik dolabı. Ve bu sefer şey aldım. Bakın şurada da görüyorsunuz. Normal ev dolabından aldım. Hatta bizim evdekinin aynısından aldım. Sharp marka. Üstünü de kullanayım dedim. Çünkü bendeki derin dondurucu biraz küçük. Bazen yetersiz gelebiliyor. Hem dedim buranın buzdolabını da kullanırım, hem alt kısmını da kullanırım. Zaten benim ikinci dolap istemem sebeplerinden birisi de ikinci dolabı biraz daha şöyle yan tarafa falan kurarım diyorum. Ufak tefek böyle tatlılar yapayım diyorum. Hem Ramazan yaklaşırken iyi olur. Hem işte baklavaları falan da koyarız. Hem de işte irmik tatlısı, irmik helvası, ne bileyim sütlaç, işte belki şambeli, bu tür şeyler ufak tefek yapayım koyayım diyorum. Bakalım, deneyeceğiz. Ama işte bu fırın işlerine, tatlı işlerine falan personellere iş öğretmeden girmek istemiyorum. İlk önce onlar bir öğrensinler çünkü hepsi benim sırtıma kalmasın. Bakalım, yavaş yavaş oturtacağız. Yani bu hafta böyle bir kötü bir başlangıç yaptım. Biraz da işte dediğim gibi geçen haftaya göre işler biraz düşük. Çok kötü değil. İyi elhamdülillah ama biraz da geçen haftaya göre düşük olunca biraz benim moral de bozuldu. Biraz sinirlendim de işte bu dolap şeyi beni çok geldi. Adamlara diyorum ki dolap ihtiyacım var arkadaşım, bana bugün teslim edin. Yok, teslim edemeyiz. Yani sinirden delirdim yani bugün, o gün. Neyse, bir çözüm bulduk yani, işte hallettik, o günü öyle geçirdik. Yani bazı tuhaf huylar var burada. Hani şey olsa anlayacağım, kurulum gerektiren, garanti, teknik servisin gelmesi gerektiren bir şey olsa anlayacağım. Yani buzdolabı kuracaksın, fişe takacaksın, bitecek yani. Bir şey yok. Biz zaten bir öncekini zaten internet alışverişinden almıştık yani. Kimse kuruluma gelmedi, dolabı geldiler, bıraktılar, gittiler yani. Dolabın kurulumu yapılacak bir şey değil. Çamaşır makinesi değil, bulaşık makinesi değil, su arıtma cihazı değil. Neyini kuracaksın yani, şofben değil. İşte tuhaf tuhaf huylar var buranın bazen, böyle beni delirtiyorlar. Evet, ürünlerimize. Çayı da güzel yapmışım ama güzel olmuş. Çay buranın çayı güzel. Yani Malezya'da satılan bir çay. Daha önce de bahsetmiştim herhalde. Bizdeki Çaykur gibi biraz böyle sanki devlet desteği varmış gibi geldi bu çay firmasında bana. Ya da tam bilmiyorum. Belki en ünlü markalarından birisi ama çayı gayet güzel yani. Ben ilk önce birkaç tane böyle Arap marketten falan Türk çayı almıştım ama açıkçası bu çay Türk çaylarından daha güzel. Çaykur'dan bile daha güzeldi.
Yeter ki demlemesini bil. Çayın oranı, dem oranı bizimki Türk çaylarından, Çaykur'dan mesela, Çaykur ne bileyim, Altın Başak almıştım mesela, Altın Başak'tan dahi daha güzel çıkıyor. Evet. Güne devam. Saat şu an 5 oldu. Şimdi biraz sonra saat 6 gibi, 5.30, 6 gibi kadar akşam seansımız başlar. Biraz daha akşamları yoğun oluyoruz. İşte ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Hanımın şimdi mitingi var. O bitince belki hanımdan rica ederim, o çeker biraz. Biraz bugünü böyle sizle geçirmiş oluruz. Görüşürüz. Saat 10.30 oldu. Ve son tantuni kendim yiyorum, acıktım çünkü. Telefonu hiç elime alma fırsatım olmadı. Yani Allah bereket versin, bayağı bir yoğunduk. O arada bir de Türk bir arkadaş geldi. O da burada yeni evlendi, hanımıyla birlikte geldi. Ama buradayken telefonu alma hiç aklıma gelmedi. En son bir giderken fotoğraf çekilmek aklımıza geldi. Gerçi dediğim gibi biraz işte vardı. Hem iş hem onunla ilgili falan biraz aklımdan çıkmış yani. Aslında bir onunla muhabbet etseydik, biraz kameraya çekseydik güzel olurdu ama. Bugünlük maceramızı sizle burada kapatacağız. Gene çok çekim yapamadım ama elimden geldiğince göstermeye çalıştım fırsat buldukça. Şimdi dükkanın kapanış temizlik işlemlerini yapacağız. Bulaşıkları yıkayacağız, yerleri süpüreceğiz. Tantuni ocağını direkt ben yıkıyorum zaten, kimseye bırakmıyorum. Çünkü zarar görebilir. Zararı görmemesi için sadece kendim elliyorum ama kimseye ellettirmiyorum. Sonuçta ekmek tekmesi yani. Ekmek tekmesi öyle herkes el süremez. Bir yerine bir arızayı çıkarsalar ya da bir şey yapsalar bitti. Türkiye'den getirmek için o kadar emek harcadı. Diğer malzemeleri bir şekilde tedarik edersin de bunu bir daha tedarik etmek zor. O yüzden bozulmasını istemiyorum hiçbir şekilde. Ne tepsisini ne kendisini. Onun temizliğini direkt ben yapıyorum. Geri kalanları da işte elemanlarla birlikte yapıyoruz. Ben de yardım ediyorum. Yolum Malezya'ya düşeni. Tantuni yemeği bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.